Sizlerin kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla tüm Maraş'a, her bir Maraşlı vatandaşıma sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Himayemizde ve 13 Şubat Belediye'mizin ev sahipliğinde düzenlenen Expo 2023'ün şehrimiz ve siz kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyor, geride bıraktıklarına sabır niyaz ediyoruz. Asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını hızla sarıyoruz. Sizlere söz verdiğimiz gibi inşallah önümüzdeki aylardan itibaren deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlayacağız. Deprem bölgesinde ilk bir sene içerisinde 319.000 olmak üzere toplamda 680.000 konut ve 170.000 ticari alandan oluşan 850.000 bağımsız bölümün inşasını tamamlamayı planlıyoruz. Depremlerde ağır hasar gören şehirlerimizi sadece binalarıyla değil, ticari, ekonomik ve sosyal hayatıyla da yeniden ayağa kaldırmaya hedefliyoruz. Doğa dostu şehir ve duyarlılık ana temasıyla tertiplenen Expo 2023 bu çabalarımızın bir parçasını oluşturuyor. Sergi alanı içerisinde kendi şehirlerimizle birlikte 30'dan fazla uluslararası katılımcı ülke bahçesi yer alıyor. Expo döneminde Kahramanmaraş'ta yerli yabancı binlerce misafiri ağırlama imkanı bulacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca bu bölgede gerçekleştirilen en önemli uluslararası etkinlik olan Expo 2023'ün şehrimizin ekonomik, kültürel, ticari ve sosyal hayatına ciddi katkıları olacağına inanıyorum. Bu önemli organizasyonun icrasında emeği, katkısı ve desteği olan tüm kurumlarımızı ve belediyelerimizi tebrik ediyorum. Dünyanın 30'u aşkın ülkesinden Türkiye'yi ve Kahramanmaraş'ı teşrif eden katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum. Expo 2023'ün başarılı geçmesini ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm katılımcılar için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, Kahramanmaraş güzel bir memleket. Rahmetli dedem derdi ki, bu Kahramanmaraş cennetin ya altında ya üstünde derdi. Böyle güzel bir memleket Allah'a şükür. Kahramanmaraş bu güzelliğinin yanında çok da özelliği olan bir memleket. Cumhuriyet döneminin çok önde gelen düşünce ve fikir alımlılığı Kahramanmaraş'ta neşvinema bulmuş, yetişmiş. Kahramanmaraş İstiklal Savaşı'nda banilerinden kırmızı şeritli istiklal madalyası olan tek memleket. Kahramanmaraş çok ciddi sanayisi olan bir memleket. Gerçekten de Kahramanmaraş Türkiye'deki iplik üretiminin 1/3'ünü üretir. Kahramanmaraş Türkiye'deki çelik eşyanın 65%'ini üretir. Kahramanmaraş Türkiye'deki dokumanın 17%'sini üretir. Kahramanmaraş kuyumculuk sektöründe Türkiye'de ikincidir. Kadın ayakkabılarının üretiminde Kahramanmaraş ikincidir. Türkiye'nin enerji üretiminde %12 Kahramanmaraş'ımızın payı vardır. Vardır da Sayın Cumhurbaşkanı yardım, bir eksiğimiz var bizim. Nedir o eksik? Tanıtım. Kahramanmaraş'ımızın bilinirliğinin eksik olması. Bu eksikliği, bu tanınma eksikliğini gidermek için çalıştık uzun süre. Öyle bir proje üretmeliydik ki o projenin hem ulusal boyutu olmalı hem de uluslararası boyutu olmalı. Onu yakalamak için de 2018 yılında AIPH denen kuruluş üretiyor bu işleri. Onlara müracaat ettik 2018'de. 2018'in Eylül ayında
yönetim kurulu toplantı oy birliğiyle 2023'te Kahramanmaraş'ta Expo 2023'ü düzenleyebileceğimizi bize yazılı olarak bildirdiler. Biz de o günden itibaren Expo projemizin hangi hatlarıyla, ana çerçevesiyle neler üretilebilir onlar üzerinde çalıştık. Tabii çok önemli olan şey sadece Expo dönemiyle yetinmeyip sürekliliği sağlayacak projelerle donatmamız gerekiyordu. Dolayısıyla 280 bin metrekarelik bir alan hazinendi buralar. Buralarda maalesef çok kötü durumdaydı, sinek yuvasıydı. Binlerce değil, 10 binlerce arabalara buralarda dolgu yaptık. Düzenledik. Sonra dedik ki, hangi projeleri koyarsak Kahramanmaraş'ımızı tanımayan daha çok insan gelir. Çalıştık bunları. 71 metrekare büyüklüğünde devasa bir havuz yaptık. Üstünde kayıklarla gezilebilecek. Türkiye'de ilk defa Uğur Böceği Kelebek Bahçesi ürettik. Biliyorsunuz Kelebek Bahçesi sadece de Konya'da var. Bir senede 600 bin kişi gelmiş. Biz ona bir de Uğur Böceği ilave ettik. Bakın bu arada çok da şeyler öğrendik. O Uğur Böceği dediğimiz böcek var ya, pamuk biti yermiş Sayın Cumhurbaşkanı. Yani o zararları telafi edermiş. Kahramanmaraş'ımızın özel ürünlerinin tanıtıp satılabileceği Aras'ta diye bir çarşı yaptık. Buraya çok sayıda insanların bir açık AVM projemiz var, onu ihale ettik. 300'ün üzerinde hobi evimiz var ki bu deprem döneminde çok güzel işlevler gördü onlar. Ve bir komple bir mesela çocuklar için bir projemiz var. Çocuk Dünyası adı altında, içinde resim atölyelerinden tutun, bilim atölyelerine, müzik atölyelerine ve hayvan polikliniğine kadar her şey var. Yani her kesime bir şey yaptık burada, her kesime. İnşallah. Expo'lar bir memleket için önemli. Bizim için çok önemli taraflarından bir tanesi de şu Sayın Cumhurbaşkanım, siz de çok iyi bilirsiniz. Ya planlamada beraber çalıştık, onu müsaadenizle telaffuz edeyim. Beraber mesai arkadaşlarımız var, Allah razı olsun. Bu memleket için hep beraber gayret ettik, çalıştık. Çünkü planlamada çok iyi bir kurumdu doğrusu. Şimdi inşallah bugün sizlerin teşvikleriyle açacağız. Ama şuna dikkat ediyoruz bakın. Yurt dışından gelen bütün misafirlerimizi, büyükelçilerimizi sanayi ticaret odamızda buluşturuyoruz. Ortak yatırım alanları olabilir miyiz diye bak, onlarla istişare ediyoruz. Ortak ürettiğimiz malları beraberce satabilir miyiz diye istişare ediliyor. Yani Kahramanmaraş'a bir katma değer yaratmaya gayret ediyoruz. Bunları inşallah başaracağız. Ama biraz zorluklar çektik doğrusu. Biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. Arkasından maalesef dünyanın en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık. Ama bütün bunları Kahramanmaraşlı yavaş yavaş aşıyor Allah'a şükür. Tabii burada Cumhurbaşkanımızın da çok büyük katkısı var. Cumhurbaşkanımız şüphe, bu deprem döneminde 6 defa gelmiş Kahramanmaraş'a. Hemen her şeyi yerinde takip ediyor. Cumhurbaşkanımız da işin doğrusu Kahramanmaraşlar sever. %60-76 oy vermiş. Birinci olmuşuz elhamdülillah. Gerçekten mukabil uluslararası bir projeyi realize etmek kolay değildi. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım, Sayın Bakanlarım bu devasa projeyi bu belediye yaptı. Hani biraz halk diliyle konuşalım, devletimizden de 1 lira almadan yaptı. Bugüne kadar gerçekten bu devasa projelerin tümünü bir belediye yaptı.
13 Şubat Belediyesi'de birkaç cümle daha müsaadenizle konuşayım. İyi bir belediye gerçekten. 13 Şubat Belediyesi'nde sigorta vergi borcu yok Sayın Cumhurbaşkanı Yardım. Sigorta vergi borcu yok ya. Ama siyaseten de iyi Kahramanmaraş. Mesela 13 Şubat 2014'te biliyorsunuz tüzel kişiliğini kazanmış. 2014'ten bu yana 450 bin, 500 bin nüfuslu ilçelerin içerisinde her seçimde birinci elhamdülillah. Efendim, bu projenin gerçekleşmesinde Sayın Leonardo'nun ve timin çok büyük katkıları var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Thanks Mr. Leonardo, thanks Mr. Tim. Milletvekillerimizin katkıları var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarımızın çok değerli katkıları var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hükümetimizin bizim projemiz için tayin ettiği Büyükelçimiz Erdoğan Kökbey'in çok büyük emekleri var. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarım da gerçekten gecelerini gündüzlerine katarak bu devasa 780 bin metrekare alandaki projeleri realize ettiler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Tabii Cumhurbaşkanımızın himayesi de var. Allah onu başımızdan eksik etmesin inşallah. Efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizleri onurlandırdınız. Bütün hem içeriden hem dışarıdan gelen bütün misafirlerimize en derin saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Dünyanın en önemli fuar organizasyonlarından olan Expo'nun büyük depremler yaşamış Kahramanmaraş'ımızın ev sahipliğinde gerçekleşmesinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle asrın felaketi 6 Şubat'ta kaybettiğimiz canlarımıza bir kez daha Rabbimden rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, Kahramanmaraş tarihi kimliği, kültürel birikimi ve özgün coğrafi yapısıyla ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir. Coğrafyasındaki bu farklılık ve iklim çeşitliliği şehrimize muhteşem bir zenginlik ve doğal güzellik kazandırmaktadır. Gerek endemik bitki türleri bakımından zenginliği, gerek coğrafi işaretli ürünleri ve gerekse bereketli coğrafyasıyla bu özgünlüğünü pekiştirmiştir. Maraş dondurması, Maraş biberi, Maraş sumağı, Maraş tarhanası, Maraş cevizi ve gastronomisiyle haklı bir şöhrete sahiptir. Bu bakımdan 170 yıllık Expo tarihinde bu fuarın doğa dostu şehir ve duyarlılık temasıyla şehrimizde yapılıyor olmasından duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar şehrimizde sanat, edebiyat, tarım ve spor alanında birçok uluslararası etkinlik düzenledik. Sayın Başkanımız ifade ettiği gibi Kahramanmaraş'ımız aynı zamanda şiir ve edebiyatın da başkentidir. Dolayısıyla bu şehrimizde şöyle ifade ediyor Sayın Cumhurbaşkanım, her üç kişiden dördü ya şairdir ya yazardır diyoruz. Bu şehrin söyleyecek sözü var. Bu topraklar çok değerli ve şairlere ev sahipliği yapmıştır. Ya yolu buradan geçmiştir ya bu topraklarda yetişmiştir. Bizim uluslararası alanda her yıl uluslararası edebiyat haftası etkinliği düzenledik. Ama bu sene deprem nedeniyle buna ara verdik. Ama iki yıldır uluslararası şiir ve edebiyat haftasını düzenledik ve bunu düzenli olarak inşallah yapmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde biz aynı zamanda dünyada dondurma konusunda en önemli şehirler arasındayız ve birinciyiz. Dolayısıyla bizim her yıl şehrimizin tanıtımı için uluslararası dondurma etkinliği mutlaka yapmamız lazım.
Buna iki defa planladık ama pandemiyle deprem buna müsaade etmedi ama önümüzdeki süreçte inşallah bunları da düzenli olarak yapmış olacağız. Bugün de uluslararası geçerli herkes tarafından bilinen Expo 2023 fuarının açılışında bir aradayız. Özellikle yaşadığımız deprem felaketinden sonra böyle uluslararası organizasyonun yapılabiliyor olması her şeye rağmen şehrin ruhundaki dinamizmi göstermektedir ve bu dinamizm bize cesaret vermekte, ümidimizi de beslemektedir. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştirilen Türkiye yüzülü hedefine katkı sağlayacağına inandığım Expo 23 için şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uluslararası alanda şehrimizin tanınırlığını artıracak bu organizasyonda emeği geçen herkesi canı gönülden bir kez daha kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Cumhurbaşkanı yardımcım, her zaman yanımızda oldunuz. Bugün de Expo 23 vesilesiyle şehrimize teşrif ettiniz. Ben bir kez daha en derin hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Expo 23'ün şehrimiz, ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Good evening everyone. His Excellencies Vice President Mr. İlmaz. His Excellencies Mr. Ministers, Governors, Mayors, distinguished guests, ladies and gentlemen. I'm deeply honored to be here today for the opening of Expo 2023 Karamanmaras. This expo signifies not only the global community's commitment to a greener future, but also the resilience and spirit of this remarkable city. In the wake of the devastating earthquake that shocked this region on 6 February this year, we have seen the strength, unity and determination of the people of Karamanmaras. It is during such trying times that we realize the true importance of green spaces. The living green landscape is not merely aesthetics. It is a symbol of renewal and hope. Green spaces provide solace, a place of reflection, and a chance to heal physically and mentally. AIPH is the International Association of Horticultural Producers. We are the world champions of the power of plants. When we approved this expo back in 2018, no one could have known the immense challenges you would have faced. From battling through COVID and a difficult economy, you then had the greatest challenge of all when the earthquake hit this year, bringing the unimaginable destruction and sorrow. This is what makes Expo 2023 Karamanmaras so special. Your determination to complete this expo proves the resilience of the people of this region. I felt very humble in your presence today. The power of green infrastructure is transformative. It is a powerful tool for urban resilience and recovery. It is our sincere desire that all the visitors of this expo will appreciate even more the power of plants in a way that will change their lives and these cities for good. I want to express also my gratitude to Mr. Mechicek, his team and the people of Karamanmaras for their unwavering strength and resilience. I want to thank all the international participants for their tireless effort in supporting the city's journey to recovery and transformations. And I want to thank our member in Turkey, the Ornamental Plants and Product Exporters Association, for represented by Mr. İsmail İlmaz. As we explore Expo 2023 Karamanmaras, let us remember that a city's vitality is intrinsically linked to its green spaces. We should never underestimate the power of nature to heal, rejuvenate, and unite us. Thank you, and let us continue to plant the seeds of hope and renewal, not just in Karamanmaras,
but in every corner of the world. Teşekkürler. Thank you. Kahramanmaraş'ımız için bugün çok özel bir gün. Kahramanmaraş öncü ve örnek şehir. Öncü ve örnek şehir olduğunu, şartlar ne olursa olsun böylesine uluslararası boyutu olan ve sorumluluk gerektiren bir etkinliği gerçekleştirme iradesini ortaya koymuş ve bugün Expo 2023 başlamıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli misafirler, sevgili hemşerilerim, aslında 2018 sonrası tam da dünyada pandemi gibi global ölçekteki bir salgın, devamında Rusya-Ukrayna savaşı ve sonrasında da yerelde bölgesel anlamda Kahramanmaraş merkezli depremler. Gerçekten gerek dünya genelinde gerekse de ulusal düzeyde çok can yakıcı gelişmeler oldu. Ama hamdolsun bu şehir zorluklar ne olursa olsun bunun üstesinden gelmek adına çok büyük bir çaba ortaya koydu. Burada en başta bu çabanın sergilenmesinde her daim yanımızda olan, olmaya da devam eden Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Expo 2023'ün himayelerine alınması hususunu kendilerine arz ettiğimizde buna seve seve olumlu cevap verdi ve bugün belki aramızda değil ama mesajlarıyla yine bizimle birlikte oldu. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız bu vesileyle aramızda teşrif ettiler. Depremden bugüne Sayın Cumhurbaşkanımız bu kahraman şehre, bu öncü ve örnek şehre tam 6 kez fiziki olarak bizzat depremzedelerimizin yanında oldu ve burada oldu. Bugünküyle birlikte 3 kez de uzaktan erişimle yine şehrimizi teşrif etmiş oldu. Allah kendilerinden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, gerçekten Kahramanmaraş, evet, İstiklal Savaşı'ndaki örnek davranışı ve duruşuyla zaten madalyalı şehir, eşsiz bir şehir. Ama Kahramanmaraş yük olan değil, yük alan bir şehir. Her daim üreten, ürettiklerini sadece kendi insanlarımız için değil, yurt dışına ihraç ederek, ihracat boyutuyla da ülkeye destek sağlayan bir şehir. Bir sanayi şehri. Evet, biz tekstil ağırlıklı, gıda ağırlıklı bir sanayimiz var. Mutfak eşyaları, çelik tencere, bununla ilgili çalışmalarımız var. Kuyumculukta ifade edildi. Bu konuda da öncü şehir. Ama yakın gelecekte inşallah Kahramanmaraş'ımız Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda savunma sanayimizin de başkanlığı, savunma sanayi başkanlığımızın da deprem bölgelerinde yürüttüğü iskan ve istihdam projesi çerçevesinde Kahramanmaraş TUSAŞ'ı Kahramanmaraş'ta açmıştır. Nedir Kahramanmaraş TUSAŞ? Çünkü TUSAŞ rahmetli Erbakan Hoca döneminde 1973 yılında temeli atılmış, o gün için belki çok mütevazi düşünülebilir ama bugün Teknofest kuşağının da verdiği destekle artık dünyanın öncü ülkesi. Hangi alanda? İHA'lar, SİHA'lar. Hangi alanda? Hava araçları konusunda. İnşallah yakın gelecekte de Kaan'ımızı, yani savaş uçağımızı gökyüzünde, semalarımızda, başta kendi ülkemiz olmak üzere dünyada uçuracak olan savunma sanayimiz. İşte TUSAŞ'ın
Kahramanmaraş'ta açmış olduğu bu şube çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, başlangıç sermayesi 100 milyon dolar olan ama yakın zamanda 500 milyon dolara çıkması öngörülen uçak yapısallarıyla ilgili parça üretimini şimdilik başlangıç için Türkoğlu'ndaki 5000 metrekarelik kapalı alana sahip tesislerde inşallah bu yılın sonuna kadar başlamış olacağız. Bu da Kahramanmaraş'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Yine şu müjdeyi de bütün emeği geçen kardeşlerimi, onları da mutlu edecek şekilde ifade etmiş olayım. Tabii ki Kahramanmaraş dondurmasıyla bilinen, kırmızı biberiyle bilinen, tarhanasıyla bilinen ve gastronomisiyle doğal olarak bilinen bir şehir. Ama yakın gelecekte inşallah önce insansız hava aracımız olan Kaanlar, bunların Kahramanmaraş'ta üretilmesi inşallah çok uzak değil değerli kardeşlerim. Devamında da bu şehir uçak üreten bir şehir olarak da tüm dünyaca da bilinen bir şehir olacak. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, savunma sanayinin eski ve yeni başkanlarımıza ve TUSAŞ'ın yönetim kurulu, ki başında da bir Kahramanmaraşlı edemiz, hemşehrimiz Rafet Bozdoğan hocamız başta olmak üzere TUSAŞ Genel Müdürümüz Temel Kotil'e ve emeği geçen herkese şehrim ve bu aziz millet adına şükranlarımı sunuyorum. Expo 2023 bu bağlamda da önemli. Çünkü Expo 2023 vesilesiyle şehrimize teşrif etmiş olan misafirlerimiz var. İçeriden ve dışarıdan. Ve bu şehri tanıma fırsatı bulacaklarını ve bu şehrin tanıtılması ve bu şehrin ekonomisinin geliştirilmesi, bu şehrin ticaretinin artırılması, bu şehrin kültür ve sanatının yaygınlaştırılması adına da Expo 23 çok önemli bir inşallah aktivite olacak. Burada 12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanefi Mahçiçek ve ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. Emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Burada bu şehrin bir merkez ilçesinin bu organizasyonu geliştirebileceği ve gerçekleştirebileceğine yönelik iradesini ortaya koyan AIPH'e de ve onların yöneticilerine de çok teşekkür ediyorum. İnşallah Expo 2023 Kahramanmaraş'ımız için yeni bir miladında başlangıcı olacak diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bugün kültürlerin ve tarihlerin kesişim noktası olan Anadolu'da kültürümüzü tanıtacağımız ve 21 farklı ülkeden kültürlerini tanıyacağımız Uluslararası Bahçecilik Expo 2023'ün açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu kapsamda asrın felaketinden önemli derecede etkilenen Kahramanmaraş için bu organizasyonun marka şehir olma yolundaki yeni başlangıçlarına vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli konuklar, deprem sonrası devletimiz bölgenin inşası ve ihyası için bütün imkanlarıyla başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Bizler de bakanlık olarak ilk günden bu yana sahadayız. Çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Ülkemizin tarımsal hasılasının %15'ini, çiftçilerimizin 1/7'ini deprem bölgesinde olduğunu da düşünürsek, bölgede üretimin devam etmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hakikaten son derece önemli, hepimizin bildiği gibi. Bizler de üreticilerimizin ihtiyacı olan desteklerimizi bu dönem içerisinde öne aldık, nakdi olarak ödedik. Hayvan çadırlarından diğer ihtiyaçlara kadar tarımsal üretimin ihtiyaçları neyse onlar için üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın
bir sözü vardı. Depremde hayvanları telef olan vatandaşlarımızın kayıpları neyse bunları birebir de telafi edeceğimizi söylemişti. Biz de bu talimatı aldık. 15.200'ü Kahramanmaraş'ta olmak üzere 43.317 küçükbaş hayvanımızı ihtiyacı olan, hayvanlarını kaybetmiş olan üreticilerimize verdik. Yine 5.750'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere 26.273 arılı kovan dağıtımı yaptık. 550.000'e yakın kanatlı hayvan dağıtımını tamamladık. Dün de en son kısmı olan büyükbaş hayvan dağıtımına başladık. 1767'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere 5809 büyükbaş hayvanı da yetiştiricilerimize teslim edeceğiz inşallah birkaç gün içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli konuklar, 1960 yılından bu yana her yıl dünyanın farklı yerinde düzenlenen Expo 2023'ün Kahramanmaraş'ta düzenlenmiş olması elbette son derece memnuniyet verici. Çünkü bu organizasyon kültürümüzü tanıtmaya ve farklı kültürleri tanımaya fırsat oluşturuyor. Expo'nun depremden sonrası toparlanma sürecinde ve ilerleyen dönemlerde marka şehir olma yolunda Kahramanmaraş'a önemli mesafeler kat ettireceğine inanıyorum. Bu vesileyle organizasyonun düzenlenmesinde ve ev sahipliği yapmasında emeği olan 12 Şubat Belediye Başkanımızı ve tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Ayrıca Expo 2023'ün açılışında bizleri ve Kahramanmaraşları yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a ve bu organizasyonun himayelerinde yapılması için talimat veren Kahramanmaraş'ın zor günlerinde desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımı arz ediyorum. Umarım Expo 2023 Kahramanmaraş için bundan sonraki her alanda hayırlar için başlangıçlara vesile olsun diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Kahramanmaraş'ın yetiştirmiş olduğu güzel adam Rasim Özdenören, insanın yolu tesadüfen Maraş'tan geçmez. Maraş'a ancak bile isteye gidilir diyor. Biz de bugün burada rahmetli Rasim abimizin dediği gibi bile isteye bulunuyoruz. Bu vesileyle kendisini de rahmetle anıyorum. Ben 1988 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nın mülakat sınavına girdim. Uzman yardımcılığı sınavına. O mülakat komisyonunun başkanı rahmetli Rasim Özdenören'di. Ve üzerimizde büyük emekleri var. Allah ondan razı olsun. Ama mülakattaki en zor soruyu da Rasim abi sormuştu. Rahmetli Rasim abi. Onu da bir gün bir belki geniş zamanda anlatırız. Allah mekanını cennet eylesin. Ruhu şad olsun inşallah. Kahraman şehrimiz Kahramanmaraş'ı doğasıyla, tarihiyle ve kültürüyle dünyaya açan Uluslararası Bahçecilik Expo'sunun başlangıç sevincini sizlerle beraber paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın az önce mesajını dinledik. Ayrıca ben de kendisinin size selamlarını, muhabbetlerini ve bu organizasyon için hayırlı olsun dileklerini tekrar iletmek istiyorum. Maraş'ın Cumhurbaşkanımızı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da Maraş'ı ne kadar sevdiğini biliyoruz. Şiiri seven, şiir okumayı seven Maraş'ı da sever zaten. Cumhurbaşkanımız da her zaman Maraş'ın ve Maraşlıların yanında. Değerli misafirler, binlerce yıllık köklü bir tarihe, kültürel ve doğal zenginliklere sahip Kahramanmaraş ne yazık ki 8,5 ay önce asrın felaketi dediğimiz depremlerle sarsıldı.
Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Gerçekten büyük bir felaket yaşadık. Cenab-ı Allah bir daha öyle günler yaşatmasın diyorum. Yaşadığımız bu acı günlerden sonra vakit kaybetmeden depremden etkilenen tüm şehirlerimizi altyapısı, üst yapısı, ekonomisi ve sosyal yaşamıyla ayağa kaldırmaya odaklandık. Böylesi bir felaketten kısa bir süre sonra Expo gibi uluslararası bir organizasyonun yapılıyor olması bölgedeki iyileşmenin ve bu toplumun, Kahramanmaraş'ın direncinin en güzel göstergesidir diye inanıyorum. Hem Türkiye'mizin hem de Maraş'ımızın çok iyi bir sınav verdiğinin en güzel göstergesi bu büyük afetten 8 ay sonra burada bu uluslararası organizasyonu yapabilmemizdir. Depremden etkilenen illerimizin en hızlı şekilde sosyal ve ekonomik hareketliliğe kavuşması için yerelde canla başla çalışan tüm kurumlarımıza, özellikle belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, valiliğimize çok çok teşekkür ediyorum. 12 Şubat belediyemizin gayretiyle gerçekleşen Expo organizasyonu o zor günlerden sonra Kahramanmaraş'ın eskisinden de daha güçlü şekilde ayağa kalkacağının en açık kanıtıdır. Küresel deneyim paylaşımına ve işbirliğine ilham vermenin yanı sıra sürdürülebilir kalkınma yolunda yeni ortaklıkları teşvik eden Expo gerçekleştiği bölgelere değer katan bir etkinliktir. Dünyanın eğitim, kültür ve tarih olimpiyatları olarak değerlendirebileceğimiz Expo'lar ülkelerin birikimlerini daha yaşanabilir bir dünya için paylaştıkları güçlü bir platformdur. Bu organizasyonu yalnızca ticari fuar olarak görmekten öte bir eğitim ve farkındalık şöleni olarak görüyoruz. Ülkemizde ilk olarak Antalya'da, ardından Medeniyetler Bahçesi temasıyla Hatay'da gerçekleşen Botanik Expo, bu kez de Kahramanmaraş'ta hep birlikte ev sahipliği yaptığımız bu organizasyonla hayat buluyor. Botanik Expo daha önce düzenlendiği kentlerin sosyal hayatını canlandırırken bölgeye ve kentlere de ciddi ekonomik katkı sunmuştur. Pek çok ülkeden katılım alarak birer kardeşlik ve kültür bayramına dönüşmüştür. Botanik Expo'nun bir kez daha ülkemizin ev sahipliğinde düzenleniyor olması, Kahramanmaraş 12 Şubat Belediye'mizin 2018 yılında gösterdiği gayretlerin sonucudur. Bu vesileyle 12 Şubat Belediye Başkanımız ve geçmişte de Devlet Planlama Teşkilatı'nda birlikte görev yaptığımız mesai arkadaşım, değerli Başkanımız Sayın Hanefi Mahçiçek ve tüm çalışma arkadaşlarını uluslararası alandaki bu azimli çalışmalarından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Üstelik merkezi idareden finansal destek almadan bunu başarmışlar. Maliye Bakanımız buna çok sevinir herhalde, çok alkışlar bunu. Darısı diğer belediyelerin başına derdi mutlaka. O açıdan da ayrıca tebrik ediyoruz. Doğa dostu şehir temasının Kahramanmaraş'a ve ülkemize doğrusu çok yakıştığını düşünüyorum. Biz tüm yaratılmışları yaradandan ötürü seven, kainatın doğal hazinelerine sahip çıkan bir milletiz ve bir medeniyetiz. Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle havaya, suya, toprağa özenle yaklaşan, ekosisteme büyük kıymet veren bir inanca mensubuz. İnsanlığın temelinin Rabbimizin bize emanet ettiği doğada canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmek olduğuna inanıyoruz. Politikalarımızı da sahip olduğumuz bu yaklaşımla çevre, doğa ve iklim dostu bir çerçevede oluşturmaktayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
21 yıldır hem merkezi hem de yerel yönetimlerle çevreye saygılı şehircilik ilkesini benimsemiş durumdayız. 81 ilimizi millet bahçeleri ve yeşil koridorlar ile kuşatırken bir taraftan da orman varlığını arttıran nadir ülkeler arasında yer alıyor. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan sıfır atık hareketiyle dünyaya örnek oluyor. Atıkları geri dönüşümle kazanıyoruz. Endemik türlerimiz başta olmak üzere her türlü genetik materyalimizi tıbbi ve aromatik bitkilerimiz ile biyolojik zenginliğimizi kalkınmaya yansıtıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Expo'nun ana temasını oluşturan bitkisel üretim ülkemizde 2022 yılında 128,6 milyon tona ulaşmıştır. Bitkisel üretim değeri ise 2002-2021 döneminde 32 milyar Türk lirası seviyesinden 306,4 milyar Türk lirası seviyesine yükselmiştir. Sertifikalı tohum üretim miktarı 2022 yılında 1,36 milyon tonu aşmış durumdadır. Florasında 3500'den fazla endemik bitki türü bulunan ülkemiz, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun grubunda ihracat yapan bir ülke konumundadır. 12 ay boyunca süs bitkisi üretimi yapabilen ülkemizde geçen yıl ihracatımız 145 milyon doları bulmuştur. Bu rakama sera alanlarımızın %91'inde sebze, %8'inde meyve ve sadece %1'inde süs bitkileri yetiştirerek ulaştıysak ülkemizin asıl potansiyelinin henüz harekete geçmediğini de ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Biz elbette bu seviyeyi yeterli görmüyor, bahçecilik ürünleri ihracatında küresel payımızı arttırmak istiyoruz. Kahramanmaraş Botanik Expo'nun bu anlamda bir dönüm noktası olacağına inanıyor. Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm şehirlerimizde bitkisel üretimin artmasını temenni ediyoruz. Bitkisel üretimde su kısıtı ve toprak analizi dikkate alınarak parsel bazlı planlama ve işletme bazlı yönetime geçiyoruz. Doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması için yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi politikaları öncelikli hale gelmiştir. Özellikle huzurunuzda Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde en fazla altını çizdiği kavram planlı üretim, tarımda planlı üretim kavramı. Daha önceki bakanlarımızın birikimi üzerine bu kavramla inşallah önümüzdeki dönem çok daha önemli, güçlü adımlar atacağız. Orta vadeli programımızda da tarıma ve tarımsal faaliyete özel bir vurgu yaptık. Ben her zaman ifade ediyorum, burada da tekrarlayacağım. Tarım sektörü modası hiçbir zaman geçmeyecek stratejik bir sektördür. Yaşadığımız jeopolitik gelişmeler, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, artan nüfus ve tüketim kalıpları, bütün bunlar tarımın stratejik önemini daha üst noktalara çıkarmıştır. Ve inşallah ülkemiz bu alanda dünyada öncü ülkeler arasında yerini alacaktır. Orta vadeli programda çeşitli tedbirlerle tarım politikamızı desteklemeye devam edeceğiz. Tarımsal faaliyetlerde dijital uygulamalarla ürün doğrulama, rekolte tahmini, yapay zeka, coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanacağız. İklim dostu tarım uygulamaları ve yeni teknolojileri yaygınlaştırarak toprak ve su kaynaklarımızda verimliliği arttıracağız. Doğal afetlere karşı korunması da dahil seraların doğru yerlerde ve doğru tekniklerle yapılmasını sağlayacağız. Sera alanlarını verim ve kaliteyi arttırmak üzere rehabilite ederek modernleştireceğiz.
bitkisel üretim ve bahçecilik ürünleri dahil tarımsal üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Expo vesilesiyle Kahramanmaraş ve çevre illerdeki üreticilerimizi uluslararası işbirliklerini arttırmaya ve teknolojinin imkanlarından daha fazla yararlanmaya davet ediyoruz. Tarım sektörü geleneksel bir sektör olmanın yanı sıra aslında teknolojinin verimliliğin en fazla tartışıldığı sektörlerden bir tanesi. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Tarım devriminden önce sanayi devrimi gerçekleşti. Ve sanayi devrimi yapan ülkeler tarımdaki bu gelişmişliğin üzerine sanayi devrimini bina ettiler. Bunu da hiçbir zaman unutulmamalı diye düşünüyorum. Değerli misafirler, depremlerin gerçekleştiği bu bölge bizim gıda arz güvenliğimizi sağlamada da çok önemli bir alanımız. Bu 11 ilimiz. Ülkemizin tarımsal üretiminin yaklaşık %15'i bu 11 ilimizde gerçekleştiriliyor. Tarımsal ihracatımızın da yaklaşık %20'si deprem bölgemizde gerçekleşiyor. Bu nedenle deprem bölgesi tarımsal üretim açısından da bizim için stratejik bir bölge. Kentlerin yaralarının sarılması için ne denli önemli ise kırsalın yaralarının sarılması için de tarım sektörü o denli önemli. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu süreçte sektörün depremin etkilerini daha az hissetmesi için büyük bir gayretle çalıştı. Bakanımızın şahsında tüm bakanlık personelimizi, emeği geçen herkesi buradan yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum. Devlet ve millet olarak yaraların hızla sarılması ve bu bölgenin eskisinden iyi hale gelmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz. Yeni konut projelerinin temellerini hızlı bir şekilde attık ve bir kısmını bitirme aşamasına getirdik. Kahramanmaraş'ta sadece 39.121 konutun inşası şu anda devam ediyor. Aralık ayına kadar Kahramanmaraş'ta 8.568 afet konutu ve 1.769 köy evini teslim etmeyi planlıyoruz. Ondan sonra hızla bu teslim süreçleri devam edecek. Depremin izlerini hem bölgeden hem de ülkemizden silmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli konutlar, Expo'nun ev sahibi kente temel katkısı, bu kapsamda yapılan yatırımların kalıcı olması ve sonrasında bölgeye hizmet etmesidir. Expo sayesinde Kahramanmaraş'ta atıl durumda bulunan 789.000 metrekarelik arazi donatılar ve yaşam alanına dönüşmüştür. Kristal Lagün Gölü, Kelebek ve Uğur Böceği Bahçesi, Aresta Çarşısı, Nikah Sarayı, Amfiteyatro ve Hobi Evleri uzun yıllar inşallah bu kente hizmet edecektir. Bu alan Kahramanmaraş ve özellikle 12 Şubat halkı için bir cazibe merkezi olacak, hayatı zenginleştirecek, Kahramanmaraş'ın yaşam ortamına, yaşam kalitesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca Botanik Expo'daki muhteşem projeler ve ağırlayacağı misafirler bölge istihdamına ve ekonomisine sağlayacağı katkının yanında büyük acılar yaşamış olan Kahramanmaraşlı hemşerilerimize moral verecektir. Bu anlamda manevi bir destek de sağlamış olacaktır. Tarımdan turizme, kültürden ticarete pek çok alanda potansiyel barındıran Kahramanmaraş, Botanik Expo alanına tüm çevre illerden vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Gelsinler, görsünler. Bu bölge artık enerjisini boşaltmış durumda. Zaman zaman belki belli şiddette artçı bir takım depremler yaşanıyor ama esas itibariyle yüzyıllardır birikmiş bir enerji boşalmış durumda. Bir taraftan da en son deprem yönetmeliklerine göre sağlam bir şekilde yapılar tesis ediliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu bölge Türkiye'nin en güvenli bölgeleri arasında yerini alacak. Hem yaşam ortamı anlamında hem yatırım ortamı anlamında, iş ortamı anlamında en sağlıklı bölgelerden biri olarak bütün vatandaşlarımızı bu bölgemize davet ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, özellikle cesaretiyle, kararlılığıyla, çalışkanlığıyla destanlara konu olan bu güzel şehir, gönül dünyasının zenginliğiyle de ülkemizde apayrı bir yere sahiptir. Abdurrahim Karakoç, Aşık Mahzuni Şerif, Kul Ahmet gibi ozanların, yazarların yanı sıra yedi güzel adam, Sezai Karakoç, Nuri Paktil, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Adil Erdem Beyazıt, Alaaddin Özdenören ve Mehmet Akif İnan, Kahramanmaraş'ın manevi ikliminden beslenmiştir. Yiğitler, edeler diyarı Kahramanmaraş'ın doğal güzelliklerini ihya ederken, Expo kapsamında düzenlenecek etkinliklerle bu şehrin abide isimlerini yaşatmayı, gönül pınarlarını da sulamayı ihmal etmeyeceğinize inanıyorum. Sözlerime son verirken, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde gerçekleşen, Türkiye 100 yılı eşiğinde gerçekleşen bu Uluslararası Bahçecilik Expo 2023 etkinliğinin Kahramanmaraş'ımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkesi, başta Hanefi Bey, belediyemiz, ekipler, herkesi, bu güzel tesisleri meydana getiren, çalışan, mühendisinden işçisine, müteahhitine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, bizlere bahşettiğin, lütfettiğin bu devletten dolayı, bu milletten dolayı, bu bayraktan dolayı sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ya Rabbi. Bunların kıymetini bilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, devletimizle, milletimizle, Kahramanmaraşlımızla ve dünyanın dört bir tarafından gelerek Expo 2023 etkinliğine katılan kardeşlerimizle birlikte bu güzel çalışmayı açmak üzere burada toplandık. Bu güzel etkinliğin hayırlara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Burada her türlü faaliyeti gösteren kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, insan için ancak çalışması vardır. Her çalışanı biz muhakkak mükafatlandıracağız diyorsun. Biz de bu emrin gereğince çalışıyor, hayırlara vesile olmaya gayret ediyoruz. Ya Rabbi, bizleri hayırda, hasenatta, ilimde, teknikte, hikmette, her türlü güzellikte dünyaya örnek olanlardan eyle ya Rabbi. Merhamet edenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dünyanın neresinde olursa olsun, nasıl olursa olsun zulmedenleri bertaraf eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu güzel etkinliğin hayırlara vesile olmasını diyoruz, diliyoruz. Şu ezanların ülkesinde, minarelerin gölgesinde, şanlı bayrağımızın altında, şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel topraklarda ilelebet barış, huzur, kardeşlik içerisinde yaşamayı ve bu barışı bütün dünyaya yaymayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Gel.
Evet değerli arkadaşlar, makaslar dağıtıldı galiba, kurdelemizi aldık, hazırız gibi görünüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu makasları tutun diyor hatıra olarak. Onu ben de hatırlatmış olayım. Cumhurbaşkanlığının himayesindeki bu etkinlikte bugünü hatırlamak için makasları da tutalım inşallah. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ya Allah, bismillah.